O bardağı sıkıyor ve çat diye sağ elinde o bardağı kırıyor. Elleri kanlar içerisinde Yekta'nın ofisinden ayrılıyor. Bardağı elinde ezdiği, elinin kanadığı, güya parçalanması gereken, kesilmesi gereken elle anahtarı çıkarıyor. Böyle bastırıyor, anahtarı bu ele atıyor, gidiyor. Merhaba arkadaşlar, yeni bir dizi inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu videoda ele alacağımız dizi, Pazar günleri Kanal D'de yayınlanan ay yapım imzalı Yargı dizisi. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak, Mehmet Uğur, Ali Seçkiner Arıcı ve Uğur Aslan gibi oyuncuların yer aldığı Yargı dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla oldukça dikkat çekmeyi başardı. 6. bölümde katilin ortaya çıkmasıyla nefeslerimizi kesen dizide bazı çekim hataları da oldu. Onlara da değineceğiz ama dizinin genel hatlarını da hep birlikte ele alalım, inceleyelim. Biraz bilgi sahibi olalım istedim ve şimdi başlayalım. Videomuzun başında şunu belirtmekte fayda var. Dizinin senaristi Sema Ergenekon ve yönetmeni Ali Bilgin'i gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Çok iyi bir kalem ve çok iyi bir yönetmen bir araya gelerek efsane bir iş ortaya çıkarmayı başardılar. İzlediğimiz son 6 bölümde sürükleyici hikayesiyle dikkatlerimizi çekti ve 6 bölümü de pür dikkat izledik. Türkiye 6 hafta boyunca katil nerede diye sordu. Katil kim diye de sordu ama katil 6. bölümde çok uzatmadan ortaya çıkardı. Ben tanımıyorsun. Ben acımda öfkemi beslerim mesela. İnce öldüğünden beri yaptığım gibi ağlamıyorum ki gücüm akıp gitmesin. İçimdeki ateş canlı kalsın. Kalsın ki katili bulayım. Ablalık görevimi yapayım. Peki biz neden senarist ve yönetmeni tebrik ettik? Çünkü Türk dizilerinde konak, töre, aşk hikayeleri, vıcık vıcık, zengin kız fakir oğlan, şirket CEO'su ve sekreter aşkı gibi fantazi içerikli diziler seyretmekten midemiz tam bulanmıştı, kalkmıştı ki Yargı'yı da biraz öyle zannederken bir de baktık ki aslında farklı bir işmiş. Daha polisiye, düşündürücü, merak edici konulara yönelmesi aslında Yargı'yı hem ele almamızın hem de sevmemizin en önemli nedeni oldu. Dizinin ilk fragmanını gördüğümde çok ümit verici bulmamıştım. Fragmanı beni heyecanlandırmamıştı. İnşallah hüsran olmaz dedim ama yine de birinci bölümü mesleğim gereği ilk izleyip biraz analiz etmeye çalıştım. İlk bölümü izlediğimde ve bölümün sonuna geldiğimizde yavaş yavaş yaklaştığımızda oha be dediğim bir sahneyle karşılaşınca İşte ben bu diziyi izlerim diyerek devam ettim. Biraz incelemesinde geciktik ama geç olsun güç olmasın diyerek devam ettim. İlk bölümün finali çok merak uyandırıcı olunca ben de tabii ki haliyle merak ettim ve ikinci bölümünü de izledim. Sonra 3, 4, 5, 6 derken ulan bu dizi harbiden güzelmiş. Tabii ki 2 saati doldurmak için bazı uzatmalarla ilgili sahneler var. Bunları eleştirebiliriz ama Türk dizi, televizyon dizisi kategorisinde oldukça da izleyiciyi etki altına bırakacak kaliteli bir iş diyebiliriz. Hatta benim ikinci bölüme geçmemin en büyük nedenlerinden biri de şu replikti arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşayım. Bir bok yersin. Bakarsın önce bir şey olmaz. Hayat böyle bir iyi gider, aldatır seni. Hataya düşmek için iştahın kabarır tekrar. Bir kere yaptım bir şey olmadı. Bir bedel ödemedim diye düşünürsün. Omuzların dikleşir. İşte tam o anda hayat sana bir tokat atar. Tepe taklak olursun. Er ya da geç, o bedel ödenir. Yuh be. Tokat gibi replik değil mi ya? Vallahi helal olsun yazan. Neyse devam edelim. Gelelim dizinin müziklerine. Dizinin müziklerini Ay Yapım'ın kadrolu müzisyeni, kadro sanatçısı Toygar Işıklı yapıyor. Jenerik müziğini beğensem de maalesef sahne müziklerinde, sahne altı müzikleri temalarını çok beğenmedim. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Bunun nedeni ise kopyala yapıştır olması. Yani Cesur ve Güzel ve Babil'in müzik temaları alınmış, Yargı'nın sahne altına döşenmiş. Toygar Işıklı'nın bu dizide copy paste kullanması gerçekten beni çok fazla üzdü. Çünkü ben onun yaratıcılığına ve sahne altı yazdığı o efsane temalara bayılıyorum. Yani umarım değiştirirler. Zannetmiyorum ama. Bu konu açıkçası beni aşırı üzdü. Yazık oldu falan dedim yani ama yine de izlemeye devam ettim. En azından jeneri kurtarıyor dedim. Efendim şimdi de gelelim asıl meseleye. Güzelim dizinin maalesef bir devamlılık hatasına kurban edilmesini konuşalım. Ceyli'nin babası Yekta'nın ofisine gider. Yani avukatı Yekta'nın ki o da katilimizin öz babası oluyor. Onun ofisine giderek Çınar'ın yani katil bildiği kişinin serbest bırakıldığını öğrenir. Serbest bırakıldığını öğrenirken tabii ki burada yapamayacağım. Elinde bir çay bardağı, incelemeli bardak, ajda bardağı da olabilir. O bardağı sıkıyor
ve çat diye sağ elinde o bardağı kırıyor. Elleri kanlar içerisinde Yekta'nın ofisinden ayrılıyor. Çıkar çıkmaz ofisten nereye gidiyor? Önce bunu bir yolda görüyoruz. Daha sonra da eve gidiyoruz. Evde karısına bunu anlatıyor. Karısı da işte sen erkek değilsin falan filan diye gazlıyor bunu. Gazladıktan sonra bu da Çınar'ı öldürmek için evden çıkıyor. Fakat ofisten eli kanlı çıkan adam eve giderken elinde kan yok. Hatta yani elinin kesildiği, yani bardağı elinde ezdiği, elinin kanadığı, güya parçalanması gereken, kesilmesi gereken elle anahtarı çıkarıyor, böyle bastırıyor, anahtarı bu ele atıyor, gidiyor, altınları alıyor, gidiyor, silahı alıyor falan filan, sonra gidip o eliyle silah tutuyor. Sargı yok, temizleme yok, acı yok, hiçbir şey hissetmiyor. Aslında ortada yaralanma yok. İşte burada o saçma sahneyle karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Devamlılık asistanı ve yönetmenimiz hikayenin entrikasına odaklanırken karakterlerin yaşayışını ve devamlılığını maalesef tutmayı unutmuşlar. Muhtemelen montajda fark ettiyseler de ya boşver zaten 2 saat dizi çekiyoruz ya, yani bu da onun nazar boncuğu olsun deyip geçiştirmişlerdir. Peki böyle sahneleri geçiştirmekte haklılar mı? Bu tür detaylara dikkat etmek demek, yani daha doğrusu her detaya dikkat etmek demek, diziyi severek izleyenlere saygı göstermek demektir. İnsanların, hele izleyicilerin, hele diziyi sevenlerin aklıyla dalga geçmemek gerekir. Yoksa izleyici size öyle bir tokat atar ki tepe taklak olursunuz. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tabii ki bir de paylaşırsanız videomuzu çok seviniriz. Yorumlarsanız daha çok seviniriz. Sizde gördüğünüz çekim hataları varsa lütfen yoruma yazın. Bu diziyle ya da başka diziyle ilgili hiç fark etmez. Bize gönderin, sizin de çekim hatalarını doyasıya konuşalım. Yeni serimizle bakalım, hadi bakalım. Ekran jürisi tüm yapımların peşinde. Görüşmek üzere.